Kıymetli konuklarımız, toplumda kadının yeri konulu konuşmalarını yapmak üzere üniversitemiz rektör yardımcısı Sayın Profesör Doktor Ayşe Balat'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Dekanım, Sayın Genel Sekreter Yardımcım, Sayın Daire Başkanlarım, çok değerli hocalarım, sevgili idareciler, üniversitemizin değerli çalışanları, basının değerli üyeleri, bu özel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben de sizleri sıkmadan bugünün önemine ve kadının toplumdaki yerine şöyle bir kuş bakışı sizlerle birlikte bir göz atmak istedim. 8 Mart'ın önemini ve bugünün nereden geldiğini bilmeyen var mı acaba? Herkes biliyor. Çok güzel. Şimdi 8 Mart bir mobil mikrofon var mı arkadaşlar acaba? Buradan göremediğim için dönerek anlatmam gerekiyor. Varsa bir mobil mikrofon onunla daha rahat anlatabilirim. Çok teşekkür ederim. Şu kenarda durup anlatmaya çalışacağım size. Şimdi kadın her zaman aynı zamanda birçok şeye de ilham olmuştur. Burada karikatürlerde görüyorsunuz. Aslında kadının durumunu biraz böyle abartarak içler acısı bir şekilde anlatan iki tane karikatür. Yani kadınlar bugün iyi davranalım, yarın kaldığımız yerden devam edelim denilecek kişiler değildir. Nazım Hikmet diyor ki, kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde yatmak içindir, kimi der ki kadın yeşil bir harman yerinde 9 zillik hüçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki ayalimdir, boynumda taşıdığım vebalimdir, kimi der ki hamur yoğuran, kimi der ki çocuk doğuran. Ama ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, ne ayal, ne vebal, o benim kollarım, bacaklarım, başımdır. Yavrum, annem, karım, kız kardeşim, hayat arkadaşımdır. Nazım Hikmet bu dörtlüklerle aslında kadının toplumdaki yerini çok güzel bir şekilde derli toplu özetliyor. Ben de diyorum ki kadın aslında hayatın ta kendisidir. Tarihçeye hepiniz biliyorsunuz ama çok kısa bir göz atmak isterim. Çok vahim bir olaydır aslında 8 Mart'ın başlaması. 8 Mart 1857'de New York'ta bir dokuma fabrikasında 40 bin kadın çalışan var. Çalışma saatleri çok uzun. 16 saat çalışıyorlar. Tek istedikleri bu çalışma saatini 10 saate indirmek. Bunun için boykot yapıyorlar. Biz diyorlar 10 saat çalışmak istiyoruz. Polisle karşı karşıya geliyorlar. Ve fabrikanın kapısı kilitleniyor boykot engellemek için. O sırada kazara bir yangın çıkıyor. Yangın çıkınca kadınların çoğu kaçamıyor ve maalesef bazı kayıtlara göre 120, bazılarına göre 127 kadın yanarak can veriyor. Bu vahim olay çok ciddi yankılar uyandırsa da maalesef bu olaydan sadece 43 yıl sonra, bakın 1857'de olay oluyor ama üzerinden 43 yıl geçiyor. 1910'da Kopenhag'da Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda bugünün önemine, kadınların sorunlarına değiniliyor. Ondan yıllar sonra İsveç'te 1912'de, 1921'de 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda 8 Mart tarihi belirleniyor. Belirleniyor ama yine yasaklamalar var. Örneğin 2. Dünya Savaşı sırasında bazı ülkelerde kutlanması yasaklanıyor. Nedense kadından korkuluyor. 60'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri biraz daha olayı sahiplenince herkes de cesaret buluyor. Ve Birleşmiş Milletler yıllar sonra 1850'den 1977'ye bakın. Bundan sonra 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul ediyor. Peki Türk toplumunda ve dünyada kadının yeri nedir? Sizleri sıkmadan birkaç veriyle söz etmek isteyeceğim. Aslında
Anayasanın 10. maddesi bizde der ki, kanun önünde herkes dil, din, ırk, cinsiyet gözetmeksizin toplum önünde eşit haklara sahiptir der. Anayasa bu maddeyle hepimizi güvence altına alan bir anayasa. Peki dünyada bakalım böyle mi? Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırma var. Bu araştırmanın sonuçları son derece çarpıcı. Dünyadaki işlerin %66'sı kadınlar tarafından görülüyor. Buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak %10'una sahipler. Dünyadaki mal varlığının ise %1'ine sahipler. Yani kadınlar gayrimenkullerin %1'ine sahipler. Başka bir deyişle tersinden okuyalım. Dünyadaki işlerin %34'ü erkekler tarafından yapılıyor. Ama erkekler dünyadaki toplam gelirinin %90'ına, toplam mal varlığının %99'una sahipler. Yine sık sık gündeme gelen kadına yönelik şiddet. Medyada hepimiz okuyoruz, maalesef üzülerek okuyoruz. Bir şeyler yapmamız gerekiyor, içimiz acıyor. Kadına şiddet çok ön planda. Ama bu rakamları siz okuyorsunuz, bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadın oranı %44. Bu şu demek, örtülü olarak aslında birçok kadın şiddete maruz kalıyor ama bunu söyleyemiyor. Yine kadınların yüksek öğrenim görme şansı çoğu toplumda erkeklere göre daha düşük. Şöyle bir istatistiklere bakarsak, ilk öğretimde lise ve denge okul mezun düzeyinde sayılar birbirine çok benziyor. Ama nereden itibaren düşüş başlıyor? Yüksek okul, fakülteler, akademik hayata geçişte yavaş yavaş kadınların sayısı azalıyor. Neden? Çünkü hayat yükünün çoğu kadının sırtına yükleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımız zaman Türkiye nüfusunun yarısı erkek, yarısı kadın. Ve bunlardan en az bir eğitim düzenini tamamlayan kadınların oranı %87.7. Çok iyi bir rakam. Ama şu aşağıdaki tabloya baktığımız zaman istihdam oranına erkeklerle kadınları karşılaştırdığınızda neredeyse yarıdan daha düşük oranda kadınlar istihdam şansı buluyorlar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin raporuna baktığımız zaman 81 ilin nüfusu incelenmiş. Çalışan nüfus oranı kadınlarda %11.3, erkeklerde %28.8. İstihdam oranı yaklaşık 1'e 3. Yani 3 erkek işe girerken sadece 1 kadın ancak işte çalışma imkanı buluyor. Peki kadınlar nerede çalışıyor? Birçok iş sektörü var ama kadınların %30'u erkeklere kıyasla hizmet sektöründe daha fazla istihdam ediliyorlar kadınlar. Çalışanların %30'u kadın ve bunlar da çoğu kez hizmet sektöründe istihdam ediliyor. Ve maalesef kadınların yalnızca %23'ü kendileriyle benzer işler yapan erkeklerle eşit ücret alabildiği tespit edilmiş. Tabii bu da eşitsizliğin önemli bir göstergesi. Yine Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine baktığımız zaman Türkiye 149 ülke arasında 130. sırada. İlk 10 ülkeyi burada görüyorsunuz. İzlanda, Norveç, Slovenya, Yeni Zelanda'ya kadar gidiyor. Biz neredeyiz? İran, Pakistan, Suudi Arabistan, Mali, Togo, Gambiya gibi Afrika ülkelerinin içinde bulunduğu 23 ülkeden sonra cinsiyet ayrımının maalesef en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyoruz. Detaylara indiğimiz zaman kadınların ekonomiye ve iş gücüne katılımında 131. sıradayız. Eğitimde 106. sağlıkta 67. siyasi hayata temsilde 113. sıradayız. Ve 2006 yılında bu ilk raporu yayınladı, Küresel Cinsiyet Eşitsizlik Raporu. O zaman 105. sıradaymışız ama 12 yılda 25 sıra gerilemişizdir. Herhalde akademisyenlerin ve hepimizin de neden geriledik bunun üzerinde bir düşünmemizde fayda var. Yine bu rapordan satır başlarına baktığımız zaman cinsiyet eşitliğindeki uçurum %3.6 oranında azalmış. Ama 2018'de bir duraklama var, 1/3'lere kadar düşmüş ve diyor ki, bu rapor bize önemli bir mesaj veriyor.
Eğer bu hızla giderseniz diyor, hepinize söylüyor, bütün dünyaya, cinsiyet eşitliği uçurumunun kapanması için 108 yıl geçmesi gerekir. Ekonomik anlamda kadınların eşitlenmesi içinse 202 yıl geçmesi gerekir diyor. O halde buradan çıkaracağımız mesaj, eğer görmek istiyorsak eşit olduğumuz günleri, bizim biraz daha fazla gayret göstermemiz ve derdimizi anlatmamız lazım. Son 10 yılda aslında bütün dünyada bu alanda iyileşmeler görülüyor ama yine de bu yukarıda söylediğim gibi performans istediğimiz hızda değil. Peki Türkiye'de bakalım acaba kadın erkek cinsiyetinin birbirine yaklaştığı meslek gruplarımız var mı? Evet var, tekstilde, öğretmenlikte, tıpta, bankacılıkta genelde erkek arkadaşlarımızla benzer bir oranı koruyoruz. Peki yönetim kademesinde kadınlar ne durumda? Yönetimde yer alabiliyorlar mı? Alamıyorlarsa ne yapılmalı? Kadınların %1'i, erkeklerin %1.4'ü yönetici pozisyonunda çalışılabiliyor. Özellikle bu geçiş, farklılık nerede başlıyor? Lise ve üniversite eğitiminden sonra başlıyor. Üniversite mezunu kadın oranımız %47. Yani kadınların yarısı bir üniversite bitiriyor, mezun oluyor. Ama ilginç olan bu oranın yarıya yakını kısmi olarak bir iş hayatında ya yer almıyor ya da alamıyor. Bu son derece düşündürücü. Birleşmiş Milletler'in bir raporu var. Bu ülkeleri sıralamış insani gelişme endeksine göre biz 162 ülke arasında 68. sıradayız. Parlamentodaki kadın milletvekili oranımız %17.4. Avrupa'da sondan 3. Kadın bakan sayısında 4. Kadın yönetici oranında sondan 2. Kadınların iş gücü piyasasına katılım oranında %35.2'yiz. Erkeklerde bu oran %76. Rektörler için de kadın oranı 2018'de %7'ydi. Birazdan söyleyeceğim. Şimdiki oran biraz daha arttı. %9.5'lara çıktı. Aslında yüksek öğretimde kadın erkeklerin durumuna baktığımız zaman orada sevindirici bir şey görüyoruz. Avrupa'dan çok daha iyi durumdayız yüksek öğretimde. Kadın öğretim elemanı oranımız %45'lere çıktı. Bu 2 yıl önceki verilerde aşağı yukarı %34'lerdeydi. Profesörler için de kadın oranı %32,5. Rektörlerin oranı %9,5. Kadın büyükelçi oranı 26,5. Milletvekili oranı %17,4. Yönetici pozisyonunda olan bütün Türkiye'ye baktığımız zaman bunlar Türkiye raporları %19,3. Ama mimarlar, avukatlar, bankacılara baktığımız zaman orada bu oranın daha dengeli olduğunu, kadın ve erkeklerde daha dengeli bir dağılım olduğunu görüyoruz. Muhtemelen de çalışma şartlarından dolayı. Polislerin %8.1'i kadın. Burada da güvenlik ekibimizdeki oran çok çok daha düşük. Ben hepsine ayrı ayrı burada da tekrar teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunda. Yüksek Öğretim Kurulu'nun istatistiklerine baktığımız zaman araştırma görevliliği bazında 2021'de kadınların sayısı erkekleri geçmeye başlamış. Demek ki kadınlarda bir gayret var. Biraz daha akademik hayata gayret var. Ama akademisyenlerin durumuna baktığımızda derhal aradaki farkı görebiliyoruz. 98 binler erkeklerde, kadınlarda 81 bin civarında. Biz kadın profesör oranını baz aldığımız zaman Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran %20.8. Onun için dedim Avrupa'dan çok daha iyi durumdayız. Amerika Birleşik Devletleri ile aynı orana sahibiz. Dolayısıyla akademide kadınların yeri çok önemli ve bu bir başarıdır diye düşünüyorum. 394 kadın Türkiye çapında akademide üst yöneticilik görevinde ama bunların büyük bir kısmı da dekan olarak görev yapıyor. Sadece 20 tane kadın rektör var Türkiye'de. Biz kendi üniversitemizdeki verileri bir inceleyeyim istedim. Araştırma görevlilerinde erkeklerin sayısı fazla ama çok ciddi bir uçurum yok. Öğretim görevliliği, doktor öğretim üyesi yine erkekler çoğunlukta ama çok ciddi bir uçurum yok. Şurada bakalım doçent, profesör, yönetici düzeylerine geçtiğiniz zaman burada aradaki uçurumu çok daha net olarak görebiliyoruz. Ben Sayın Rektörüme hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Geldikten sonra kadınların sayısı, yönetici kadınların en az +6 oldu diye düşünüyorum. Bir kişiyi unutmuştum.
İdari kadroya baktığımız zaman çok ciddi bir birbirine yakın rakamlar var. Ama kadın yönetici sayısı 30, erkek yönetici sayısı 63. Yani kadınlar %50 oranında daha az. Buradan da hocama mesaj gönderiyoruz yine bu kademede idari kadrolarda. Peki kadın toplumda ne? Kadın ne istedi? Ne istedi? Doğdu. Kadın aslında kendini her zaman güçlü hisseder. Kadının gücünü görmek istiyorsanız onun değerlerine saldırın, ne kadar güçlü olduğunu görürsünüz. En değerli varlığı da çocuklarıdır. Çocuğuna bir kişinin dahi dokunması, kötü gözle bakması, kadının içindeki o süpermen demeyeyim, süper kadını ortaya çıkarır. Kadın güçlü aslında. Ve ben de dahil olmak üzere biz dedik ki çocuk da yaparız, kariyer de yaparız. Çünkü biz güçlüyüz. Bakalım ne kadar güçlüyüz. Güzel hayallerle evleniliyor, ev hayali kuruluyor, mesleğinde çalışıyor, çocuklar oluyor. Ancak bir süre sonra bütün bu yük kadının omuzlarına indiği zaman kariyer olumsuz etkileniyor. Kadınlar neden akademik hayatı bırakıyor? Yani neden üniversite... Yani sonra kadınların sayısında ciddi bir düşüş oluyor. Bunu aslında herkes araştırıyor. Biz de kendi kendimize soruyoruz. Belki de bir iki cevap buluyoruz. Bir, aile sorumluluğu. Yani hepimiz şu öğretiyle büyütmedik mi? Sen önce eş, sonra çocuklarının anası olacaksın. Birinci sorumluluğun budur. Sizin artık hayalleriniz falan bir sonraya ötelenmiştir. Ailenin sorumluluğu size çok ciddi bir yük getiriyor. Çalışma yaşam dengesinde kadın zorlanıyor. Çünkü hem evde ciddi bir sorumluluğu var hem de çalışmak zorunda. Rol model eksikliği var. Çünkü annesi de öyle yapmış. Anneannesi de öyle yapmış. Etrafındaki kadınlar da öyle yapmış. Araştırmalarda tatminsizlik var. Kadın diyor ki ben akademisyen oldum. Ne yapacağım? Bana doğru dürüst araştırma imkanı verilmeyecek. Lider olamam herhalde, yani bu kadar rakibim varken bir yarış ortamı var. Akademik çevre biraz bencil bir çevre. Bunu kabul etmek lazım. İşbirliğinden uzak. Aslında ilginç bir şey var. Kadınlar, bir makalede okuduğum kadarıyla, kadınlar birbirini engellemede daha etkili oluyorlar. Dolayısıyla öncelikle bunu bir kenara bırakmak gerekiyor. İşbirliğinde uzak bir çevre. Erkek egemen bir toplum, özellikle akademik çevrede de bu olması kadınları birazcık vazgeçiriyor. Bir çalışma var ilginç doktorlar üzerinde. Demişler ki 9952 tane Flakron Boğaziçi'yi incelemişler. Bakmışlar ki araştırma etkinliği düşük bunlarda. Neden düşük diye bakmışlar. Sayıları az, aile sorumluluğu fazla, rol model eksikliği var. Klinik ve eğitim aktiviteleri son derece fazla, yetişemiyoruz demişler. Peki buna rağmen vazgeçtik mi? Vazgeçmedik tabii ki. Vazgeçmedik. Başarmak istedik. Ama başarının bedeli kadın için her zaman kolay olmuyor. Çok çalışması gerekiyor. Aileye yeterli vakit ayıramama gibi bir dezavantajlı duruma düşüyor. Evlenmemeyi tercih edebiliyor iş yoğunluğundan dolayı. Ya da kısıtlı sayıda çocuk yapmayı tercih edebiliyor. Ya da eşitlik gözetmeyen, desteksiz bir eş söz konusuysa boşanmayı tercih ediyor. Dolayısıyla kadın başarı istiyorsa bu bedelleri öyle ya da böyle bir şekilde ödemek zorunda kalıyor. Peki kadınları kim ayırıyor? Nereden başlıyor? Aslında çok değişik dengeler var. Önce aileniz başlıyor sizi ayırmaya. Elinize sizin sadece bir bebek veriliyor ama erkek çocuklara özgürce bir ortam veriliyor, arabalar veriliyor, her türlü şeyler yapılıyor. Dikkat edin lütfen sözlerime erkek dinleyicilerimiz alınmasınlar. Ama bu böyledir. Yani siz bir arabayla oynamak istediğiniz zaman sen kızsın ne işin var? Sen git bulaşıkları yıka ya da erkek çocuk su istediği zaman hemen kız getirsin oluyor. Bu benim evde de yaşandığı için söylemekte bir his görmüyorum. Tabii benden çok ciddi fırça yiyor oğlum böyle bir şey yaptığı zaman. Yönetim şekilleri ayırıyor kadını. Dolayısıyla Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. O bizleri ayırmadı. Hepimize liyakata göre görevler yükledi. Kültürler ayırabiliyor. Tabii herkes farklı coğrafyada farklı kültürler var. Yine dinsel farklılıklar var. Bunlar kadına farklı roller biçebiliyor. Bunun sonucu ne oluyor?
kadın doğuştan itibaren farklı yönlendirilebiliyor, eğitim şeklini belirliyor, sınırlamalar oluyor, toplumsal baskı oluyor ve bu düzeye geliyoruz. Sağlık sektörüne baktığımız zaman OECD ülkeleri içinde İtalya ve İsviçre'ye benzer bir oranımız var. %40.1 gibi sağlık sektöründe kadın doktorlarımız söz konusu. Peki üniversitede, biz kendi açımızdan yorumlayacağım, bu aslında diğer branşlar için de çoğu kez geçerli. Tıp fakültesine girişte sayın dekanım da biliyor, kız ve erkek öğrencilerin sayısı birbirine eşit. Ancak uzmanlık aşamasında baktığımız zaman aynı dengeyi göremiyoruz. Acaba ne oluyor bu sürede? Şimdi uzmanlık alan seçiminde biz öğrencilerimizi de soruyoruz. Bilmiyorum tıptan öğrencimiz var mı burada veya araştırma görevlisi? Sanırım yok. Ama sohbetlerimizde soruyoruz. Nasıl bir branş istersin? O aynen kendisinin aslında öğretilmiş olan, belki de doğal olarak düşünmesinin sağlandığı bazı seçenekler sunuyor. Öncelikle iyi bir eş ve anne olacaksın. Seçeceğin branşta çalışma saatlerini kontrol edebileceksen, gebelik sırasında radyasyon alma riskin olmayacaksa, rahat emzirme planlaması yapacaksan, eğitim süresi mümkün olduğunca kısa olacaksa, işin nedeniyle fazla seyahat etmeyeceksen, öyle zırt pırt kongrelere şuraya buraya gidip evden ayrılma durumu yok, fazla gece mesaisi olmayacaksa senin için en uygun branş budur diyorlar. Ve ne oluyor o zaman? Bizim kadın öğrencilerimiz daha az prestijli görülen, daha az kazançlı, eğitim süresi kısa olan branşları tercih ediyorlar. Peki, yıllar yıllar kadınlar bazı branşlara giremediler. Yasaklı branşlar vardı çünkü. O zaman TUS yoktu, siz sözlü sınavla alınıyordunuz. Mesela kadın doğuma hiçbir kadın giremezdi bazı birimlerde. Ya da cerrahi branşlara, genel cerrah olamazdı. Ürolog, kulak burun boğazcı olamazdı. En fazla olsa olsa nadiren göz kadınları tercih ederdi. Bunlar yasaklı branşlardı. Ama bu yasaklar delindi ve çok iyi bir aşamaya gelindi. Şu anda kadın sayısı arttıkça bu ayrımcılık da giderek azalmaya başladı. Cerrahide, kardiyolojide, hatta bizim burada ürolojide iki tane kadın uzmanlık öğrencimiz var. Onlar da bu branşları tercih edebiliyorlar. Medi Magazin şöyle bir şey yayınlamıştı 2015'te, sonra yayınladığı yeni bir veri görmedim. Bakın erkekler genel cerrahi, iç hastalıklar, ortopedi, cerrahi branşlarda istedikleri gibi bir seçim hakları var. Ama kadınlar daha çok anesteziyi tercih ediyor, çocuk, iç hastalıkları. Dördüncü sırada kadın doğum, nöroloji gibi diğer daha çok dahili branşları tercih etmek durumunda kalıyorlar. Hatta 2017-2018 TUS verilerine baktığımız zaman mesela o dönemde yokmuş ürolog, ortopedist ama şimdi ürolojide olduklarını biliyoruz. Hatta genel cerrahide 12 kadın burada girmeye başlamış ama sayılarının yaklaşık %12 oranında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi peki bizde böyleydi de dünyada farklı mıydı? Hayır, dünyada da böyle. Yani Amerika'da böyle, bir miktar Rusya'da böyle, Avrupa ülkeleri de böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde bakmışlar ki bizdeki gibi benzer bir durum var ama üçte biri cerrahiyi tercih ediyor. Niye diye sormuşlar bunlara. Demişler ki eğitimde ciddi anlamda cinsiyet ayrımcılığı görüyoruz. Gerçekten bunu biz de görüyoruz. Ameliyathanede girdiğiniz anda sen kadınsın, saatlerce nasıl duracaksın? Ekartör deriz biz, çekmek lazım, açmak lazım. Senin gücün buna yetmez, sen zaten yapamazsın. Size direkt sözel olarak kendi meslektaşlarınız caydırmaya çalışırlar. Negatif yönde etkilenirsiniz. Artı cerrahi branşlarda özellikle acil vakalar, gece nöbetleriniz son derece fazla. Eğer evlenecekseniz eşin çok anlayışlı olması gerekiyor. Çocuk doğurma kararınız varsa tabii ki siz ayrıldığınızda buna bakacak birinin de olması gerekiyor. Peki kadınlar cerrah olabilir mi? Evet, olanlar oluyor tabii, dirayetli olanlar oluyor. Gayet güzel de yapıyorlar bu arada cerrahiyi. Ama dörtte biri evlenmemeyi tercih ediyor kadın cerrahları. Erkek cerrahlarda bu oran %25'te bir. Kadınların dörtte birden fazlası 40 yaşından önce çocuk sahibi olamıyor. Bir makalede bir akademisyenin feryat niteliğindeki yazısı vardı.
Ben diyor biyolojik yaşımın en üretken olduğu dönemleri çalışarak geçirdim. Daha sonra çocuk sahibi olmak istedim ama bu şansımı kaybetmiştim diyor. Bu bir kişi için dram. Kim bilir bunu kaç akademisyen ya da kaç kadın yaşayabiliyor. Ve çocuk yapanlar kariyerdeki gecikmeyi kabulleniyor. Yani erkekler daha erken ünvanlarını alırken o bunu kabullenmiş oluyor. Akademik hayata geçenlerin sayısı az. Geçenler artık diyor ki ben geçmek istedim ve geçtim diyor, daha az rahatsızlık duyuyor. Kazançları daha az. İlginç bir veri var. Çocuğu olmayan kadın cerrahlar erkek meslektaşlarının aldığı paranın %95'ini kazanabiliyor. Ama kadın cerrah çocuğu varsa sadece %75'ini kazanabiliyor. Sebep muhtemelen diğer vakitlere, diğer meşgalelere zaman ayırdığı için, diğer sorumlulukları iş hayatına yansıdığı için bu parayı kazanamıyor. Dolayısıyla şöyle bir özetlersem, tam eşitlik sadece yasalarla sağlanamaz. Yasayı koyarsınız, herkes eşittir dersiniz. Ama bunu yasalarla sadece sağlamak mümkün değil. Kadına bakış açısının değişmesi lazım. Şems-i Tebrizi'nin güzel bir sözü var. Kadın bilmeyene nefis, bilene nefestir diyor. Dolayısıyla siz kadını hangi zihniyette bakıyorsanız o önemli, zihniyetlerin değişmesi lazım. Kadın ve erkek öncülere, rol modellere ihtiyaç var. O nedenle hepimiz sohbet ederken ben çok severim, benim küçük kız çocuklar da vardır hastalarım. Ne olmak istiyorsun? Birkaç kez geldikten sonra ben doktor olmak istiyorum. Bir tanesi dedi ki ben Ayşe Balat olmak istiyorum dedi. Tabii benim gönlümü fethetti o zaman. Şimdi sizi öyle bir rol model görüyor ki o çocuğun gözündeki ışığı görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu salondaki herkes çok güzel rol model olma potansiyeline sahipler. Anneler, babalar önemli. Yani çocuklarınıza doğru mesajı verin. Hayallerini yıkmayın. Ben annem okuma yazması yoktu. Ama annem bize derdi ki aslanın erkeği dişisi olmaz derdi. Biz kulağımızda bu sözlerle büyüdük. Dolayısıyla korkmadık. Hayata atılırken korkmadık. Mücadele ederken de yılmadık. Ama tam tersini söyleyen komşu teyzelerimiz de vardı. Eğitmenler son derece önemli. Müfredatlarda toplumsal fırsat eşitliğine yer verilmeli. Bu nedenle öğretmenlerin rolü çok önemli. Kendi sınıfında cinsiyet ayrımcılığını yapmamaya özen gösterecek. Tam tersine müfredatta kadın erkek hakları rol model olma yönünde önemli çaba sarf edecek. Toplumda kadına saygılı, destek veren, yaşamın ağır yükünü birlikte omuzlayacak erkeklere ihtiyaç var. Dolayısıyla ben buradaki erkek katılımcıların hepsine de çok teşekkür ediyorum. Atatürk çok güzel söylemiş aslında. Bir toplum diyor, erkek ve kadın denilen iki cinsten meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara, zincirlere bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin? Ben de diyorum ki uçmak istiyorsak toplum olarak iki kanada ihtiyacımız var. Biri erkek, biri kadın. Dolayısıyla bu iki kanadın uyum içinde çalışması gerekiyor. Yine İngiliz bir filozof ve iktisatçı, bir uygarlığın seviyesini ölçmek istiyorsanız derhal kadının hayat şartlarına bakın diyor. Hiçbir şeye gerek yok. Gidin bir ülkeye, kadının hayat şartlarına bakın, ne kadar uygar olduğunu anlayabilirsiniz diyor. Toplumsal fırsat eşitliği aslında uygarlığa götüren ilk kademe. Bir McKinsey'in raporu var. Kadın toplumun %50'sini oluşturuyor. Eğer diyor siz bir kadının dışlıyorsanız adaletsiz bir davranış içindesiniz. Yetenek havuzunuzu küçültüyorsunuz diyor. Çünkü kadının düşünce tarzı, beyninin daha farklı olduğunu biz tıp ben biliyoruz. Yani makroskopik dış görünüş olarak kadın erkek beyni birbirine benziyor. Ama nöron bağlantıları, içerideki düşünme tarzları kadınlarda çok daha ince, çok daha detaycı, çok daha ayrıntılı. Dolayısıyla kadını dışlamamak gerekiyor. Verimlilik düşer diyor ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma, sosyal refah gerçekleştirilemez diyor. Ve ciddi bir araştırma yapmışlar. Cinsiyet çeşitliliği olduğu zaman verimin %15 oranında arttığı gösterilmiş.
Peki, çok modern ülkeler var, eşitlikçi olan ülkeler var. Gerçekten kadın halen bu ülkelerde rahat mı? Maalesef değil. Kadınlar hala cinsel taciz, basma kalıp tehditler, orantısız bir aile sorumluluk yükü, tazminat ve kaynak tahsisinde eşitsizlik ve örtülü önyargılarla mücadele ediyorlar. Tıp alanında kadınların işe alım, terfi ve akademik hayatta kalmalarını destekleyen programlar daha fazla kadının liderlik pozisyonlarında ilerlemesine yardımcı olabilir. Burada belki Sayın Dekanım'la birlikte biz de müfredatımıza cinsiyet eşitliğini destekleyen programlar eklenmesi lazım. Ama bu programlar Amerika'da dahil olmak üzere telaffuz ediliyor ama çoğu tıp fakültesinin programında yok bunlar. Dünya Bankası'nın, şimdi çok da karamsar olmayın lütfen, ben verilerle konuştum ama çok iyi olduğumuz yerler de var. Dünya Bankası son 10 yılı değerlendirdiğinde Türkiye 87. sırada 131 ülke arasında ama bazı şeylerden tam not almışız. Kadınların rahat hareket etmesi, işe başlaması ve yatırımlarını idare etmesi gibi kriterlerde 100 üzerinden 100 almışız. Maaş ve emeklilikte puanımız 50, evlilik ve çocuk sahibi olmada 80, iş yeri işletmede 75 puan almışız. Ve Dünya Bankası da diyor ki yine tam eşitliği elde etmek için sadece yasalar değil, onun ötesinde bir çaba gerekir diyor. Ötesinde çabayı da birlikte bulacağız. Güncel bir konu olsun diye COVID-19 pandemisinde neler oldu? Orada da bir cinsiyet farklılığı oldu mu? Ona bir göz atmak istedik. Çünkü 21. yüzyıldayız. Daha yeni yaşadık. Bir pandemiyi yaşadık. Kadın erkek demeden hepimiz çalıştık. Ama ne oldu? Pandemide kadının yükü arttı, parası azaldı. Amerika'da işsiz kalanların neredeyse tamamı kadın. Yani bir iş yeri birini izine gönderecekse veya ücretsiz izin verecekse kadını tercih ediyor. Kadınlar erkeklerden 4 kat daha fazla ücretsiz emek harcadı. Pandemi en çok kadını işsiz bıraktı. Ve cinsiyet eşitsizliği maalesef pandemi döneminde daha da ağırlaştı ve kadınlar erkeklere oranla daha fazla işten çıkarılmaya başladı. Özetle, erkeği doğuran ve yetiştiren kadının, yani hayatın aslında kendisinin bilinçli, eğitimli, haklarını bilen ve savunan, deneyimlerini pozitif yönde kullanan ve öğreten, tecrübeli, hem kız hem erkek çocuğuna örnek olması, toplumun sağlıklı olmasıyla eşdeğerdir. Bu nedenle erkeklere sözüm, eğer çocuklarınızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesini, topluma kazanmasını istiyorsanız, kadın haklarının en iyi savunucusu erkekler olmalı. Kadınlara da sözüm, kadınlar bu konuda mutlaka erkekleri yanlarına almak zorundalar. Ülkemizin dolayısıyla konuşmamı bitirirken, her köşesinde iyi niyetle, özveriyle, hayatı pahasına, dürüstçe çalışan kadın erkek tüm yetimlerimize, kadınlarımıza, erkeklerimize saygıyla selamlıyorum. Ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinde canları pahasına bu vatanı kurtarmaya yardım eden şehit kadınlarımızı, yine korona döneminde hayatını kaybeden şehit kadın doktorlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Hepinizi de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli konuklarımız, sayın hocamıza verdikleri kıymetli bilgilerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına çiçeklerini takdim etmek üzere üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Arif Özaycı'nın davetini arz edelim.